Kendini nasıl hissediyorsun? Sanırım iyiyim. Hala basabiliyorum. Alt kata inmek için yardım ister misin? Hayır. Bunu tek başıma yapmalıyım. Bu ilk kez olacak. Dikkatli ol. Günaydın efendim. Clara. Sana da günaydın benim tatlı kızım. Artık yürüyebildiğine hala inanamıyorum. Biliyorum. Harika bir şey, öyle değil mi? Üstelik babamla büyükannem birkaç güne kadar geliyor. Mükemmel bir zamanlama oldu. Ne kadar iyi olduğunu gördünüz mü? Hepsi senin sayende Heidi. Sen dünyadaki en iyi dostsun. Hadi bakalım şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Bugün dağlara gidebilir miyiz dersiniz? Bu bana çok iyi gelir. Uzun zamandır bunu hayal ediyordum. Çayırlarda yürüyeceğim. Çok üzgünüm Clara ama henüz hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Dağlara çıkmadan biraz daha güçlenmen gerekiyor. Sabırlı ol. Sadece birkaç gün daha bekle Clara. Sonrasında kuş kadar özgür olacaksın. Bence de Bayan Rottenmeier haklı Clara. Ayrıca bugün yapmam gereken bir şey var biliyorsun. Peter. Belki bugün onunla yaylaya çıkmalısın. Bu yaz tüm vaktini benimle geçirdin. Bir gün izni hak ediyorsundur. Çok doğru Adelaide. Bunu hak ediyorsun. Günaydın büyük baba. Haydi. Günaydın. Bugün oldukça neşeli gibisin. Evet. Clara neredeyse dağlarda yürümeye hazır sayılır. Ve ona çok yardımcı oldun Heidi. Bence gurur duymuşsun. Peter'i gördün mü büyük baba? Daha gelmedi, hayır. Umarım fazla gecikmez. Bugün onunla yaylaya çıkacağım da. Barışmaya karar verdiniz mi? Evet. Bu güzel bir karar. Dün bana biraz kaba davrandı ama artık ona kızgın değilim. Umarım o da sakinleşmiştir. Konuşmak size iyi gelir. Merak etmeyin. Eminim ikiniz de her şeyi yoluna koyarsınız. Neyse. Köprüyü bitirmenin vakti geldi. Peter'le iyi eğlenceler. Hayır çocuğum. Sen burada kalacaksın. Teşekkür ederim büyük baba. Ve sana da kolay gelsin. Dörflü istasyonu. Tamam anne. Hadi elimi tut. Teşekkür ederim tatlım. Sanırım Heidi'nin cennetini bulduk anne. Gidelim mi? Hala kızgın mısın Peter? Hayır, pek sayılmaz. Gerçeği büyük annenden saklaman hoş bir şey değil genç adam. Heidi senin en iyi arkadaşın ve onun bir arkadaşıyla yakınlaşmasının seni bu kadar üzmüş olabileceğini de tahmin ediyorum. Ama onunla barışman gerek. Yoksa onu sonsuza dek kaybedeceksin. Gitmem gerek büyük anne. Kasabadan keçileri almam gerek. Baban kadar inatçısın. Burası cidden muhteşem bir yermiş. Heidi'nin dönmeyi o kadar istememesine şaşmamalı. Eminim Clara'nın da çok hoşun gitmiştir. Bizi bugün görünce gerçekten çok şaşıracak. Mektuptan sonra bu kadar çabuk gelmemizi beklemiyor olmalı. Günaydın. Sen bizim Heidi'nin arkadaşı Peter olabilir misin acaba?
Evet. Bunu biliyordum. Senden o kadar çok bahsetti ki sen kasabanın çobanısın. Hı hı. Ben Clara'nın büyük annesiyim canım. Ve bu da Clara'nın babası. Eminim Clara'yla tanışmışsındır değil mi? Hı hı. Bay Sesman, hanımefendi. Evet. Sanırım aradığımız kişi de sensin. Ha? İşte bu. Suçlu bu. Clara'nın tekerlekli sandalyesini o kırdı. Yakalayın. Yakalayın. Peter. Bize Heidi ve büyük babasının kaldığı yeri söyler misin? Lütfen. Şuradaki çeşmeyi geçin ve sonra kasabadan dağlara giden tek patikaya girin yeter. Amcanın kulübesi ormanın hemen ardındadır. Hı? Teşekkür ederiz. Eminim yakında tekrar karşılaşırız. Evet. Umarım çok yakında. Hı hı. Saksan yaramaz. Gidelim bu taraftan. Peter, nereye gidiyorsun sen? Bugün keçileri almıyor musun? Üzgünüm Barbel, bugün olmaz. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Günaydın. Hı? Günaydın. Yardım edebilir miyim? Biz Heidi ve onun büyük babasını arıyoruz efendim. Kulübeleri nerede siz biliyor musunuz? Buradan tek bir patik olduğunu söylediler ama korkarım kaybolduk. Ah, biri size şaka yapmış olmalı. Yok yere buraya kadar yormuşlar. Önemli değil. Bu yoldan düz giderseniz patikaya hemen ulaşırsınız. Ucundan sağa dönmeniz yeterli. Sonra dümdüz gidip okulu geçecek ve ormana gireceksiniz. Hı hı. Hmm. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Size de iyi günler. Peter neden yanlış yöne gönderdi merak ediyorum. Heidi bu bölgeyi avucunun içi gibi bilir dedi. Hı hı. Peter, sen mi geldin? Keçileri yaylaya çıkarmayacak mısın? Üzgünüm büyük anne ama fazla zamanım yok. Ne oldu Peter yavrum? Bir terslik mi var? Gitmem gerek büyük anne. Ben korkunç bir şey yaptım ve şimdi gitmem gerek. Peter, Peter bekle, annenle konuş, az sonra döner. Özür dilerim. Peter, geri gel. Eminim konuşarak halledebiliriz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Çok güzel öneriler. Adımlarınızı küçültün. Bir, iki, üç, 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 bir, iki, üç. Peter nerede kaldı acaba? Epey geçim. Ne gördün sen? Ha? Hey, Heidi. Gelmiş olmalıyız. Az bir yol kaldı anne. O halde acele edelim. İki küçük meleğimi ne kadar özledim bilemezsin. Gerçekten mi? Bugün mü gelmeleri gerekiyordu? Hayır, birkaç gün daha gelmeyecekler sanıyordum. Ama olamaz. Hiçbir hazırlık yapmadık. Eminim Clara'yı görünce bunu umursamazlar bile. Hadi sürpriz için hazırlanalım. Clara kızım. Merhaba. Baba. Clara, gözlerime inanamıyorum. Sen yürüyebiliyorsun. Evet, yürüyebiliyorum. Clara, benim küçük meleğim. Büyük anne. Bu
buna inanamıyorum. Bu ne zaman oldu? Bana her şeyi anlat. Bu bir mucize. Hayır, mucize değil baba. Heidi yetenekli bir çalıştırıcı. Tabii dağların temiz havası da bana çok iyi geldi. Oh, benim güzel kızım. Bu yaptığın gerçekten inanılmaz bir şey. Clara'nın yeniden yürümesini sağladığına inanamıyorum. Ah, teşekkür ederim Heidi. Ben pek bir şey yapmadım. Clara durmadan çalıştı. Bakıyorum siz de dağlardaki hayata uyum sağlamışsınız. Umarım bu iki küçük yaramaz sizi fazla üzmedi. Bazı sorunlar yaşadık ama Clara'nın yürümesi her şeyi unutturdu. Peki büyük baban nerede Heidi? Ona da bir teşekkür etmek isteriz. İşe gitmesi gerekti. Yemek vaktinde döner. Çok önemli bir köprüyü inşa ediyor da. Sizde de büyük bir hayranlık uyandırdığı belli. Sıra dışı bir adam olmalı. Ha? Saksan? Yaramaz? Peter, Peter. Neler oluyor burada? Ah Biricik. Gelebildin demek. Sanırım bir şeyler oldu. Ne? Peter nerede? Keçileri neden dışarıda peki? Yanına biraz yiyecek aldı ve bir şeyler mırıldandı. Korkunç bir şey yaptım gibi bir şey. Nereye gittiğini bilmiyor musun? Büyük baba, Bay Sesuma ve büyük anne geldi. Clara'nın yürüdüğünü de gördüler. Bay Meyer. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Hakkınızda çok şey duydum. Bayım, bayan. Küçük Clara'mız için yaptıklarınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Haydi bakalım yemeğe oturalım. Çorbamız hazır bile. Girin. Üzgünüm, misafir olduğunu bilmiyordum. Önemli değil Bridget, bir şey mi oldu? Amca, haydi, siz bu sabah Peter'i gördünüz mü? Hayır, ben de onunla yaylaya çıkacaktım ama bugün küçük ayı ile küçük kuyuyu almaya da gelmedim. Gel de otur biraz Bridget, sorun ne? Anneme korkunç bir şey yaptığını söylemiş. Sonra da biraz yiyecek alıp evi terk etmiş. Buraya gelirken onu kasabada görmüştük. Şimdi aklıma geldi de bir şey için çok endişelenmişe benziyordu. Başını ne tür bir derde soktu acaba? Merak etme Bridget. Biz onu bulacağız. Tamam, ben gölün oradaki mağaraya giderim. Bazen oraya saklanmayı sever biliyorum. Ben de kaza geçirmediğinden emin olmak için dereye bakacağım. Eminim bir şey yoktur. O bu dağları avcunun içi gibi bilir. Daha sonra burada buluşuruz. Tamam. Hadi şimdi ayrılın. Eminim onu en kısa zamanda sağ salim bulabilirsiniz. Kolay gelsin. Kısa zamanda dönün. Peter! Peter! Haydi. Sen burada kal. Gelip buna bir bakmalısın. Clara'nın tekerlekli sandalyesi. Peki burada ne işi var? Peter'in bahsettiği korkunç şey bu olabilir mi dersin? Evet sanırım. Ama neden büyük baba? Belki de Clara ile arkadaşlarınızı kıskanmıştı. Ve şimdi de onu bulursak olacaklardan korkuyor. Onu bulmam gerek büyük baba. Onunla konuşmam gerek. Ağaç evine bakabilir miyim büyük baba? Orada olduğundan emin sayılırım. Tamam. Ama değilse de doğruca kulübeye geri döneceksin. Ben de büyük yarığa gidip oraya bakacağım. Sonra da şu sandalyeyi çıkar. Peter!
şey için çok özür dilerim. Evet, Clara'yı getirerek andımıza ihanet ettim, biliyorum. Ama böyle olsun istememiştim. Clara'nın tekerlekli sandalyesini deriye attığını biliyorum. Ve bunu neden yaptığını da anlıyorum. Şunu da bilmeni istiyorum, sana kızgın değilim. Hem zaten Clara'nın da sandalyeye ihtiyacı kalmadı. O artık yürüyebiliyor. Yürüyor dedim. Çok iyi bir çocuğa benziyordu. Maalesef mantıklı olan bu Clara. Sanırım Heidi'yi sandığımızdan çok özledi. Haklısınız efendim. Ve bu sabah bizi görünce de ona bunun bedelini ödeteceğimizi düşündü. Muhtemelen. Onu gölde bulamadım. Peki ya sen amca? Bir şey bulabildin mi? Söylesene. Clara yürüyor mu dedin? Evet. Ben çok özür dilerim Heidi. Peter. Buraya gelmene sevindim. Bunu neden yaptın? Seninle konuşmaya gelmiştim. Ama Clara ile eğlendiğinizi gördüm. Tekerlekli sandalye oradaydı. Ve seni geri almak için Clara gitsin istedim. Başım derde girmesin diye saklandım. Burası beni kimsenin bulamayacağı tek yerdi. Merak etme Peter. Eminim anlayacaklardır. Yeniden arkadaş olalım mı? Tıpkı eskisi gibi. Biz her zaman arkadaş olacağız Heidi. Şimdi geri dönmemiz gerek. Annen çok endişelenmişti. Kötü bir şey olduğuna eminim. Cesur olmaya çalışın bayan. Heidi onu mutlaka bulacaktır. Bayan Rottenmeier çok haklı. Heidi bunu becerebilir. Ama aklıma çok kötü şeyler geliyor. Bakın, işte geliyorlar. Oh, Peter. Teşekkür ederim Heidi. Sen iyi misin? Bir şeyim yok anne. Habersiz gittiğim için özür dilerim. Peki bu sandalyeyi kıran da sen miydin Peter? Başında mı senin? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Onun hatası değildi. Buna ben sebep oldum. Ben çok özür dilerim Clara. Seni affediyorum Peter. Ben de Heidi ile aranıza girmiştim. Ve yürüyorsam da bu biraz senin sayende oldu. Öyle değil mi? O haklı. Söylesene Clara, yarın sen de ağaç evinde Heidi ile bana katılıp gün batımını izlemek ister misin? Pekala, bunu güzel bir yemekle kutlasak mı? Güzel sıcak bir çorbamız. Hadi için, ben koyarım. Tamam. Burası ne kadar da güzelmiş. Sana söylemiştim, öyle değil mi Clara? Vadideki en güzel manzara budur. Biz de bunu paylaşan yakın arkadaşlarız. Andı tekrarlamamıza ne dersin? Bu defa üçümüz birlikte. Evet. Gerçekten mi? Ben de mi yani? Elbette. Teşekkür ederim Peter. Şimdi benden sonra tekrar et. Kim ne söylerse söylesin, ne duyacak olursam olayım, binlerce yıl bu anda sadık kalacağım. Yıllar geçse de buluşacağız burada. Arkadaşlığımız sonsuza kadar sürecek daima. Bu sırrı bilen üç kişi. Sadece ben, Clara ve Heidi. Budur o ant. Onurlandıran bizim güzel ağaç evini. Kim ne söylerse söylesin, ne duyacak olursam olayım, binlerce yıl bu anda sadık kalacağım.